Merhaba, günaydın herkese. İyi haftalar diliyorum. Merhabalar. Evet, haftaya genel bakış sohbetimizde birlikteyiz. Bu hafta gökyüzündeki gezegen pozisyonları nasıl ve genel olarak hafta boyunca nasıl etkiler altında olacağız? Onlardan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çok fazla zamanınızı almayacağım. En azından hafta içerisinde plan yaparken, program yaparken bunları dikkate alırsanız zamanınızı da biraz daha iyi değerlendirmiş olursunuz. Merhaba Sinemiz Hanım, hoş geldiniz. Evet, kasvetli bir haftaya başladık. Hem hava kasvetli, hem ruhumuz kasvetli. Ne yazık ki enerjimiz ister istemez düşük, moralimiz düşük yaşananlardan dolayı. Merhaba, hoş geldiniz. Bu arada tüm dünkü feci olayda hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah sizlerin de herhangi bir yakınınız, tanıdığınız yoktur oralarda. Ama tabii hiç tanımadığımız kişiler olsa da bizim başımıza gelmese de hepimiz bu acıyı derinden hissediyoruz ve paylaşıyoruz. İnşallah bunların sonu gelir. İnşallah ülkemiz huzura ve güvene kavuşur. Merhabalar, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun Sevinç Hanım. Evet, çok üzücü. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Ankara'dan bağlananlar var mı? İnşallah Sevel Hanım. İnşallah. Yeni günler inşallah güzel haberler getirir. Ancak biz tabii biraz daha hani ileriye dönük gezegenleri inceleyebildiğimiz için, bakabildiğimiz için genel gidişatta çok yakın bir zamanda rahatlama beklemiyoruz. Aksine önceden de her zaman uyardığımız gibi bu tarz olayların şiddetini giderek arttırarak devam edebileceğini ve ülkemizin gerçekten zor bir bahar ve yaz ayları geçireceğini söyleyebiliriz. Tabii biz kişisel olarak çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ancak işte bazı uyarılarda bulunabiliyoruz. Siz de bireysel olarak ancak kendi güvenliğinize dikkat etmeye çalışacaksınız. Ama neyin ne zaman nereden geleceği de çok belli değil. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Zor bir dönemdeyiz. Evet, özellikle 23 Mart'tan sonra biraz daha keskin olaylar olabilir. Çünkü yine riskli bir ay tutulması var. 23 Mart, 30 Mart, önümüzdeki Nisan ayı, 6 Nisan, 10 Nisan ve 17 Nisan çok riskli. Bugünlerde de çok ciddi olaylar, yine terör gibi ve özellikle askeri operasyon tarzında yani savaş riskinin artabileceği ciddi durumlar bekleniyor. Evet, şimdi bu hafta neler var? Ona bir kısaca göz atalım. Bu hafta haftaya her ne kadar biraz karamsar ve enerjisi düşük başlasak da tabii kişisel olarak burada moralimizi de yine yüksek tutmak zorundayız. Ve bireysel olarak hani bir farkındalık ve olumlu bir tavır davranış içerisinde olmak zorundayız. Bireyde başlayan değişimler, bilinçlenme ancak o şekilde topluma doğru yayılacaktır. Bu hafta şu anda Ay İkizler Burcu'nda ilerliyor. Pazartesi günü Ay İkizler Burcu'nda ilerliyor ve güne biraz böyle değişken enerjiler veriyor açıkçası ve Ay'ın bugün açıları gerilimli. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Ay bugün gündüz saatlerinde, öğlen ve sabah saatlerinde Neptün'le kare bir açı yapacak. Bu oldukça değişken ve kararsız durumlara yol açabilir. Yani hem duygularımız inişli çıkışlı olacak, hem düşüncelerimiz kararsız olacak. Zihnimiz karışık olabilir. Herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Dalgınlıklar, unutkanlıklar, kayıplar, bunu çok yaşayabileceğimiz bir gün.
Yani yolda da kaybolabiliriz. Bir yerlere, özellikle ilk kez gittiğimiz yerleri bulmakta zorlanabiliriz. Eşyalarımızı bir yerlerde unutabiliriz. Haber trafiğinde önemli karışıklıklar, karmaşalar olabilir. Özellikle değişken gruplar daha fazla etkileneceklerdir. Çünkü Ay ikizlerde, Neptün balık burcunda. Burcunuz ikizlerse, başaksa, balıksa, yaysa siz daha fazla etki alacaksınız bu durumda. Konsantre olmakta zorlanabileceğiniz bir gün işlere. Yani daha fazla azami dikkat göstermeniz gerekiyor her işle bugün. Çok fazla haber duyabiliriz. Ay ikizler burcunda çünkü. Ama bunlar karmaşık bilgiler içerebilir. Yani her duyduğumuz şeye de inanmamamız gereken bir gün. Spekülasyon çok olabilir. Karmaşa çok olabilir. Yalan dolan dedikodular çok fazla olabilir. O nedenle dikkatli olalım. Merkür öğleden sonraki saatlerde Yay burcundaki Satürn'le kare açısını kesinleştirecek. Bu iletişim sorunlarını arttırabilir. Kısıtlanmalar, engeller özellikle. Dün akşamdan bu yana yine bunu hissettik. Yani sosyal medyada yine bir yavaşlamalar, kısıtlamalar, haberleşmede engeller olabilir. Ve Merkür, Satürn bunun yine bugün artabileceğini gösteriyor. Satürn zaten Yay burcunda genel anlamda basın ve medyada bir kısıtlama ve sansür durumu var. Merkür de iletişimle alakalı. Haber ve iletişimde bir kısıtlama ve engelle karşılaşma durumundayız açıkçası. Bunu kişisel hayatlarımızda da biraz yaşayabiliriz. Yani trafikte sorun daha fazla olabilir bugün. Haber trafiğinde işte alacağımız haberler gecikebilir. Gönderdiğiniz mailler gitmesi gereken yere ulaşmayabilir. Beklediğiniz kuryeler, postalar gecikebilir gibi gibi. Böyle sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızdaki işte randevularda, günlük planlarınızda rötarlar olabilir, engeller olabilir. Biraz açıkçası karmaşık bir gün. Yani çok rahat enerjiler yok bugün. Moralimiz de bozuk. Bir yandan da gökyüzünde böyle karmaşık etkiler var. Bugün mümkün olduğunca kendimizi zorlamayalım. İşler eğer tıkanıyorsa, hani ilerlemiyorsa, bunlar günlük hayatımızdaki ilişkiler de olabilir, iş hayatımızdaki ilişkiler de olabilir. Şartları çok fazla aşırı zorlamayalım, biraz da akışa bırakalım, kendimiz de çok zorlamayalım, karşımızdaki kişileri de çok zorlamayalım. Yaptığımız her işe de mümkün olduğunca çok dikkat etmeye çalışalım. Çünkü başta da söyledim, unutkanlıklar, dalgınlıklar, kayıplar, yanılgılar günlük hayatı daha da karıştırabilir bugün, sorun karşımıza çıkarabilir. Özellikle ikizler, başak, yay ve balık burçları yani değişken grup burçlar ve haritasında bu burç grubunda etkisi daha fazla olanlar bu karmaşayı daha yoğun hissedebilirler. Yarına bakıyorum, Salı günü ay yine ikizler burcunda ilerliyor olacak. Ve sabah saatleri Satürn'le ve Merkür'le sert açı yapacak. Salı sabahı da yine zor. Özellikle iletişim açısından son derece tıkanmalar var. Ben zaten bu hafta Salı gününden daha çok endişeliydim açıkçası. Çünkü Ay da Güneş'le kare yapacak, ilk dördün fazına ulaşacak. Beklediğim o gerilim, stresli olaylar, yani pazar akşamı daha gündeme geldi ama Salı günü de bir şeyler olabilir. Yine dikkat etmek gerekiyor. Ve o gün gerçekten yine iletişimde çok ciddi engellerle karşılaşabileceğimiz, işlerimizde sıkıntıların olabileceği bir gün. Ve özellikle yeni ayda güneş tutulması zamanında ortaya çıkmış bazı enerjilerde Salı günü biraz netleşebilir, kendini hissettirebilir. Yeni fikirlerimiz, düşüncelerimiz olabilir. Ve bunların biraz daha hani ortaya çıktığı ya da işte o fikirlerimizin ve düşüncelerimizin biraz olgunlaştığı bir gün. Ama bazı yön değişiklikleriyle de karşılaşabiliriz. Özellikle çevremizden etkiler çok alabileceğimiz bir gün. İlişkilerimize azami dikkat gösterelim. Karşı cinsle ilişkilerde özellikle önemli çatışmalar olabilir. Yaşamımızdaki otorite pozisyondaki kişilerle ciddi çatışmalar olabilir. Yine ruhsal olarak gergin hissedebiliriz. Yani düşüncelerle duygular arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz bir gün. Evet, pazartesi ve salı bu bahsettiğim etkilerden de anlaşılabileceği gibi bugün ve yarın gergin etkiler var. Dikkatli olmalıyız. Bunu hem bireysel yaşamlarımızda hem toplum üzerinde yine yoğun olarak yaşayabiliriz. Evet, internet hatlarında yavaşlamalar oluyor. Bazı bölgelerde kesintiler olabilir, sorunlar olabilir. Kişisel hatlarınızla da alakalı olabilir. Evet, yayınlarda
Kesintiler olabiliyor ama şu an ben yayını yapıyorum ve izleyen arkadaşlar var, Arzu Hanım. Çarşamba günü enerjiler biraz daha rahatlayacak. Ay Yengeç burcunda. Hani o haftanın ilk 2 günü yaşayacağımız karmaşa biraz daha rahatlayacak gibi görünüyor. Daha duygusal etkiler var. Enerjimiz biraz daha iç dünyamıza, yakınlarımıza, evimiz, ailemiz gibi konulara, özel hayatımıza yönelebilir. Ay o gün olumlu açılar yapacak. Balık burcundaki Venüs'te güzel bir açısı var sabah ve öğle saatlerinde. Öğleden sonra Jüpiter'le ve Plüton'la güzel bir açısı var. Akşam saatlerinde de Neptün'le güzel bir açısı var. Yani ay gün boyu olumlu açılar yapacak. Bu ne demek? Ay olumlu açılar yaptığında biz kendimizi ruhsal olarak biraz daha iyi hissederiz. Yani güvende hissedebiliriz, huzurlu hissedebiliriz. Yakınlarımızdan sevgi, şefkat, ilgi beklentimiz fazla olabilir o gün. Ay çünkü yengeçte. Ama bu beklediğimiz ilgiyi, sevgiyi, yakınlığı da daha rahat alabileceğimiz bir gündeyiz. Merhaba Sema Hanım, Nihal Hanım, hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Özellikle bayanlardan o gün destek alabiliriz. Bu annemiz olabilir, yakın bir arkadaşımız olabilir, eşimiz olabilir, kardeşimiz olabilir. Yani bayan figürleri bizi daha fazla destekleyecek gibi görünüyor. İş hayatımızda da biraz daha böyle yardımla karşılaşabiliriz. Özellikle öğle saatlerinde Ay hem Jüpiter'de hem Plüton'da olumlu açılar yapacağı için ben çarşamba günü hem iş için hem özel ilişkileriniz için o günü daha iyi değerlendirmenizi, aktif değerlendirmenizi öneriyorum. Yani bu hafta yapılacak önemli işleriniz varsa, önemli toplantılar olabilir, randevular olabilir, görüşmeler olabilir, önemli alışverişler olabilir. İşte bunları çarşamba gününe denk getirmeye çalışın. Çünkü enerjiler, yani gökyüzü ve ayın açıları size daha çok yardım edecektir. İşler daha hızlı ilerleyebilir. Ve bunun yanı sıra ay özellikle Venüs'le Neptün'le olumlu açılar yapıyor. Bu sanat, maneviyat, ruhsal konular, güzellik, estetik, hani bayanları ilgilendiren o güzellik estetikle ilgili yapılacak çalışmalar için de güzel. Bu anlamda da değerlendirebilirsiniz günü. Çevremize karşı daha duyarlı olabiliriz. Empati yapabileceğimiz için, sezgilerimizin güçlenebileceği için, özellikle yardıma ihtiyaç olan kişilerle ilgilenmek. Ben o gün ufak da olsa bir ruhsal faaliyet, yani bir meditasyon, dua olabileceği gibi bir sadaka, bir yardım, bir sokak hayvanı ile ilgilenmek. Hani yapacağınız iyiliğin size geri dönüşlerinin çok daha fazla olabileceğini söyleyebilirim. Bu anlamda da ruhsal enerjilerin de güçlü olduğu bir gün. Çarşamba günü değerlendirmeye çalışın. Ayşe Hanım merhabalar, hoş geldiniz, iyi haftalar. Evet, Perşembe günü de Ay Yengeç burcunda olacak. Sabah ve öğle saatleri Jüpiter'de iyi açılar içerisinde bu güne daha iyimser ve huzurlu başlamamıza imkan verebilecek. Özellikle aile büyükleri, biraz daha böyle olgun yaştaki kişilerle ilişkilerimiz verimli olabilir. Bilgi almak, herhangi birine bir şey danışmak için, bilgi alışverişi için de iyi bir gün Jüpiter'in desteğiyle beraber. Öğleden sonraki saatlere biraz dikkat edelim. Çünkü Ay Koç burcundaki Uranüs'le gerilimli bir açı yapacak. Bu öğleden sonraki saatlerde biraz bize stres ve huzursuzluk yaratabilir. Ya da aniden gelişen bazı şartlar, çevremizde oluşabilecek ani gelişmeler, olaylar, duyacağımız bazı beklemediğimiz haberler öğleden sonraki saatleri farklı, yani daha değişik, ani ortaya çıkabilecek durumlar birazcık planlarımızı değiştirebilir. Bu da stres yaratabilir biraz. Ona dikkat edelim. Akşam saatlerinde daha rahat. Perşembe akşamı Ay Balık burcundaki Merkür'le üçgen açı yapıyor. Bu hem zihinsel faaliyetlerimizi olumlu etkileyecektir. Herhangi bir şey okumak, herhangi bir konuda çalışmak, herhangi bir konuda önemli biriyle, yani bir konuşma yapmak, görüşmek için iyi bir zaman Perşembe akşam saatleri. Hem kendimizi iyi ifade edebiliriz, hem de karşımızdaki kişilerin düşünce ve duygularını daha iyi anlayabiliriz. Empati yapabilmek açısından iyi bir zaman. Çünkü Merkür Balık burcunda, bu anlamda özellikle sezgilerimizi ve zihinsel yapımızı biraz daha duyarlı hale getiriyor karşımızdaki kişilere karşı. Ay da Yengeç burcunda Merkür'e olumlu açı yapacağı için Perşembe akşamı bu etkileri yoğun olarak hissedebiliriz. Evet, Cuma gününe baktığımızda Cuma günü enerjiler değişecek. Çünkü sabah erken saatlerde Ay Aslan burcuna geçiyor. 9:55'ten itibaren duygusal enerjilerden biraz sıyrılacağız.
daha dışa dönük, daha yaratıcı, daha sosyal enerjiler altında olacağız. Ay Aslan burcundayken biraz daha hani özgüvenimiz artabilir, cesaretimiz artabilir ve kendimizi ifade etme isteğimiz artabilir. Dikkat çekmek isteyebiliriz tabii ki. Hani yeteneklerimizi göstermek, sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaşmak, değer görme ihtiyacımız artabilir. Merhaba Meral Hanım, günaydın. İnşallah, inşallah iyi bir hafta diliyorum herkese. Evet, bu nedenle Cuma günü özellikle öğleden sonraki saatlerde bu arzu ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda biraz daha girişken davranabiliriz. Çünkü Ay Yay burcundaki Mars da güzel bir üçgen yapacak. Bu duygularımızı, ihtiyaçlarımızı, arzularımızı rahatlıkla eyleme dönüştürebileceğimizi, daha cesur hareket edebileceğimizi gösteriyor. Sosyal enerjiler kuvvetli. Hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda rahatlıkla dikkat çekebiliriz. Bu tabii ki daha çok ateş grubu burçları olumlu etkileyecek. Koç, Aslan, Yay burçları Cuma günü sizin için daha verimli bir gün olduğunu söyleyebilirim. Çarşamba ve Perşembe günü Su grubu burçlar, Yengeç, Akrep ve Balık burçları daha olumlu etkiler alırken Cuma ve Cumartesi günü de özellikle Koç, Aslan, Yay, Ateş grubu burçlar daha olumlu etkiler alacaklar. Cumartesi günü de Ay Aslan burcunda olacak ve yine olumlu açıları var. Özellikle Yay burcundaki Satürn'le, Koç burcundaki Uranüs'te güzel, keyifli açıları var. O günü mesela çok hareketli geçirebiliriz ki ben hareketli geçirmeyi de tavsiye ediyorum. Çünkü bu olumlu açılar eyleme geçtiğimiz takdirde hani bize daha verimli bir şekilde pozitif etkiler ortaya çıkaracaktır. Boş geçirmemeye çalışalım günü. Her ne kadar tatil günü olsa da biraz daha hani işlerimizle, projelerimizle ilgilenebiliriz. Sosyal konularda da hareketli. Hani arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan davetler alabiliriz. Gezi veya seyahat organizasyonları yapabiliriz. Eğitimle ilgili konularda, kültürel konularda yine bazı güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. Merhabalar Selin Hanım, hoş geldiniz. Evet, hepimiz kendimizi çok iyi hissetmiyoruz açıkçası. Haftaya moralimiz biraz oldukça düşük başladı. Kasvetli bir haftaya başlangıç yaptık. Ve haftanın ilk 2 günü de bu karmaşık etkiler, karmaşık ruh hali devam edecek gibi görünüyor. Ama çarşambadan sonra biraz daha rahatlama mümkün. Pazar günü daha rahat. Rahat derken Ay Aslan burcunda ve boşlukta. Bu da bize bir tembellik ve rehavet verecektir. Keyif aldığımız konular, kişisel zevkler öne çıkacaktır. Yani tatil gibi hani eğlence, keyif, dinlenmek için rahatlıkla pazar günü değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra Venüs ve Neptün Balık burcunda kavuşacak. Bu da özellikle Su grubu burçlar için çok destekleyici, hani sanatsal yaratıcılığı çok güçlendiren bir açı. Her burç için de birazcık daha o sanat, ruhsallık, maneviyat gibi konularda güzel etkiler verebilir. Değerlendirmeye çalışalım. Sanatla da ilgili başarılı çalışmalar yapılabilir. Aynı şekilde Venüs-Neptün kavuşumunda özellikle görsel sanatlar, müzik, dans, işte sinema gibi konularda Venüs-Neptün kavuşumu çok destekleyici olabilir. Pazar günü Güneş Koç burcuna geçecek ve yeni bir astrolojik yılımız başlıyor artık 0 derece Koç'la beraber ve ilkbahar mevsimi de başlayacak. İlkbahar ekvinoksuyla beraber, evet, ilkbahar mevsimi başlayacak. Ama başta da söyledim, rahat bir ilkbahar, rahat bir yaz beklemiyor ülkemizi ne yazık ki. Çok sıcak, yoğun gelişmeler. Yine savaş, şiddet ve güvenlikle ilgili ciddi problemler yaşayabileceğimiz dönemler var. Hepimizin bireysel olarak daha dikkatli olması gerekiyor. Daha sağduyulu, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor ne yazık ki. Evet, haftanın genel etkilerinden kısaca bahsettik. Kısa bir özet geçmem gerekirse, Pazartesi ve Salı günleri lütfen biraz dikkat edin. Karmaşa çok yaşanabilir. Programlarınızda engeller, kısıtlamalar, rötarlar olabilir. Özellikle değişken grup burçlar, ikizler, başak, yay ve balık burçları siz biraz daha fazla dikkat edin. Çünkü daha çok etki alıyorsunuz özellikle Satürn'den ve Ay'ın sert açılarından. Hava grubu burçlar için biraz daha rahat. Yani terazi,
Kova burçları, Koç burcu, yani özellikle Pazartesi, Salı günü sizin için ufak tefek de olsa bazı hoş etkiler sosyal anlamda karşınıza çıkabilir. Çarşamba günü haftanın en iyi günlerinden biri, hatta en iyi günü. Çarşamba gününü özel ve önemli işleriniz için ayırabilirsiniz. Bunlar toplantılar, randevular, alışverişler, her neyse bunlar daha rahat ilerleyecektir. Perşembe günü sabah saatleri daha rahat, öğleden sonra dikkat edin. Akşam saatleri özellikle ilişkiler için, konuşmalar, sohbetler, bilgi paylaşımları için daha iyi. Cuma günü sosyal enerjiler kuvvetleniyor. Koç, aslan, yay burçları ve hava grubu terazi ve kova burçları için daha destekleyici. Cuma ve cumartesi günü özellikle hani yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz, dikkat çekmek istediğiniz her türlü iş için cuma ve cumartesiyi kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra hani saç bakımı gibi konular için de iyidir. Çünkü Ay Aslan burcunda, Venüs Balık burcunda hani estetik, güzellik, saç, kuaför işlerinizi de cuma ve cumartesi halledebilirsiniz sevgili bayanlar. Pazar günü tam bir rehavet ve tembellik günü. Dinlenmek için, keyif için pazar gününü ayırabilirsiniz. Çok fazla kendinizi yormayın. Zaten içinizden de çok fazla hareket etmek gelmeyecektir. Pazar günü böyle rahat enerjiler var. Evet, bu hafta tabii ki ayın 15'i birazcık yine gökyüzünde riskli açılar olduğu için hani güvenlikle ilgili ben yine daha fazla dikkat edilmesini öneriyorum. Ama yapabileceğimiz de bir şey yok. Yani her zaman her yerde bir şey olma potansiyeli var artık ülkemizde. Ve şehir içinde kalabalık yerlerde yazılarımızda da videolarımızda da bunu takip ediyorsanız hep paylaştık. Paylaşmaya da çalışıyorum. Özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu ulaşım mekanları, özellikle işte bu metrolar, otobüs durakları, bu alanlara daha fazla şu anda terör eylemleri yönelmiş durumda. Ve bunlar da devam edecek ne yazık ki. Yani bunlar bitecek gibi görünmüyor orta vadede. Devam edecektir. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor. İnşallah yani beklediğimiz olumsuz olaylar olmaz, bir şekilde bunlardan daha az zararla kurtuluruz. Ülkemiz adına inşallah olumlu günler gelir. Evet, teşekkür ederim katıldığınız için. Bu arada haftalık videolarda da yine burçlarınıza göre lütfen takip edin. Her hafta cumartesi günden itibaren onlar yayına giriyor kanalımızda ve mobil uygulamamızda. Oradan da haftalık videolarınızı, burcunuzu ve yükselen burcunuza da göre özellikle takip etmenizi istiyorum. Evet, önce burçlar için neler demiş Atınç Bey. Atınç mı? Bey mi? Bayan mı? Onu tabii anlayamadım. Evet, kısa kısa burçlardan bahsettim ama ben genel olarak haftadan bir bahsetmek istedim bugün. Kova burçları için özellikle cuma ve cumartesi günü daha verimli görünüyor. Çünkü Ay Aslan burcunda. Aynı şekilde öncü burçlar hani İkizler, Terazi ve Kova burcu, Yengeç burcu, Koç burcu, bunlar için de hani cuma ve cumartesi daha aktif, daha rahat enerjiler var. Çarşamba günü biraz daha su grubu burçları ve toprak grubu burçları daha fazla destekliyor gökyüzü. Bunlar hangisi? Boğa, Başak, Balık, Oğlak, Yengeç, Akrep. Bu burç grupları özellikle Çarşamba günü çok daha olumlu etkiler altında olacaklar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi haftalar. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.